Benim babam yaklaşık 29 yıldır cezaevinde. Çıkmasına 1 yıl kaldı zaten. Babam yani birçok kez sürgün edildi, birçok cezaevi değiştirdi. Babamın rahatsızlığı aslında hasta tutuklu zaten biliniyor. Yani birçok defa biz kamuoyunda hani bununla ilgili biz basın açıklaması yaptık, insan haklarına geldik, açıklamalarda bulunduk. O da birçok arkadaş da hani durumları acil ve ağırdır. Birçok defa açıklamalarımızda da aslında bu insanların tahliye edilmesini istedik. Yani beraat edilmesini istedik. Çünkü bu insanlar artık babam son evreye gelmiş. Gerçekten benim babam kalp hastası. Kalp hastası, tansiyon hastası, kolesterol hastası, yani birçok hastalıkla boğuşuyor makadında, sürekli kanayan bir yarası var. Ayda bir mesela orada o makadında sıvı kan aslında iltihaplanıyor, toplanıyor ve ayda bir hastaneye gitmesi gerekiyor ve temizlenmesi gerekiyor. Birçok defada götürmüyorlar. O yarası kendiliğinden patlıyor ve kendisi aslında tedavisini yapıyor. İçeride pansumanıdır, şeydir, kendisi yapıyor bunu. Çünkü cezaevinin koşullarını biliyorsunuz. Her istedikleri zaman istediklerinde sevk etmiyorlar ya da ettikleri zaman sıkıntı çıkıyor. Son işte telefon görüşmemizde hastaneye gitmesi gerekiyordu. Sevki olmuş ama jandarma sıkıntı çıkarmış, ağız içi araması dayatmış ve babam bu onursuzluğu kabul etmeyeceğini söylemiş. Çünkü bu demiş insanlık suçudur ve onursuzluktur. Ben bu onursuzluğu kabul etmiyorum. Ben 29 yıldır cezaevindeyim. Böyle kimse bana dayatmamış. Yani birçok sürgüne gitmesine rağmen, birçok cezaevi değiştirmesine rağmen hani ağız içi arama yapılmamış. Gerçekten biz de ailesi olarak endişe ediyoruz. Çünkü bunun acil hastaneye gitmesi gerekiyor. Ya tam olarak işte jandarmanın yaklaşımını, idarenin yaklaşımını söyledi. Yani dedi bunu dedi aslında dedi. Yani cesedimin çıkmasını istiyorlar. Kalmış burada 1 yılım dedi. Yani hastaneye götürmeyerek, kontrollere götürmeyerek dedi. Cesedimin çıkmasını istiyorlar dedi. Ben idareyi aradım ve idareyle konuştum. Dedim ki ya ben 4 yaşındayken babam cezaevine girmiş dedim. Görmemişim bile bu adamı, dışarıda görmemişim dedim. Babamı görmemişiz doğru düzgün. Birçok hastalıkla boğuşuyor. Yani bunu dedim, neden mesela engel çıkarıyorsunuz, hastaneye götürmüyorsunuz, jandarmayı bahane edemezsiniz. Dedim yani herhangi bir sıkıntı çıkarsa, bir şey olursa sizden idareden biliriz. Bu şekilde söyledim. Ama yani kime şikayet edeceğiz, kimi nereye şikayet edeceğiz onu da inanın bilmiyoruz. Çünkü yani Adalet Bakanlığı'na tamam yazarsın, birçok yere de başvurursun ama etkisi olursa, yani yapıyoruz ama adalet yok ki yani. Kimi kime şikayet edeceksin, kime nereye söyleyeceksin? Ülkede ne hak kalmış, ne hukuk kalmış, ne adalet var. Onu mu istiyorlar gerçekten? Demek ki bu adamın sağ çıkmasını istemiyorlar mı yani? Cesedinin çıkmasını mı istiyorlar? Çünkü birçok insan bu şekilde içeride gerçekten ölümü çıktı yani. Bu insan 60 yaşına girmek üzere. 60 yaşına girmek üzere biliyorsunuz ki çıksa da hiçbir şey yapamayacak zaten. Hastalıklarla anca boğuşacak. Anca hastalıklarla boğuşacak ve hastanelerden çıkmayacak bu adam. Gerçekten öyle yani. Durumu o şekilde. Bu insanın bir senesi kalmış. Biz de zaten talepte bulunacağız, dilekçe vereceğiz biz gereken o kurumlara, Adalet Bakanlığı'na falan, denetleme serbestlik diye. Babam da zaten o başvuru yapacağını söyledi. Biz de yapacağız. Umarım sesimizi duyarlar. Yani bir duyan olur, bir vicdan olur. Sesimizi bir vicdan duyar da gerçekten bu denetleme serbestliği zaten 1 yıl kalmış çıkar.